Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim en kolayından domates soslu biber turşusu. Bu turşunun yapımı arkadaşlar çok kolay. Şipşak turşu da diyebiliriz aslında. Hemen yapıp birkaç gün içerisinde yemeğe hazır bir turşu. Geçen yılda sizlere kışlık konserve turşu tariflerimi, reçel tariflerimi paylaşmıştım. Aradığınız tariflerimi diğer videolarımdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Domates soslu biber turşumuz için gerekli olan malzemelerimiz. 1 kilo kıl biber kullandım. Yeşil, taze, ince biberlerden. 1-1,5 baş sarımsak. Yaklaşık 1,5-2 kilo arası domates. Bir küçük tutam maydanoz ve dereotu. Varsa taze nane de kullanabilirsiniz. Turşumuzun sosu için 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı sirke, elma sirkesi kullandım. 1 tatlı kaşığı limon tuzu ve damak tadına göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar ve 1 yemek kaşığı da şeker. Domates soslu biber turşumuzun yapılışı. Biberleri küçük küçük doğrayalım. Saplarını keselim. Bozuk ve çürük kısımlarını atalım. Domatesleri böyle mikseriniz varsa mikserde püre haline getirin. Yoksa rondodan da çekebilirsiniz. Püre haline getirdiğimiz domatesleri derin bir tavanın içerisine dökelim. Aynı şekilde diğer kalanları da püre haline getirelim. Ve hepsini kaynamaya bırakalım. Bazı tariflerde bu işlemi kaynatmadan yapıyorlar. Direkt çiğ olarak biberlerin üzerine döküyorlar. Bunun çok uzun bir ömürlü olacağını zannetmiyorum. Çabuk bozulacağını tahmin ettiğim için ben bu şekilde kaynatarak vakumluyorum kavanozları ve uzun ömürlü oluyor. Turşularımı bu şekilde vakumladıktan sonra da ayrıca buzdolabında saklamama gerek kalmıyor. Domatesler kaynadıktan sonra damak tadınıza göre arkadaşlar tuzunu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 çay bardak sıvı yağ, 2 çay bardak sirkeyi de ekleyelim. Ve 1 yemek kaşığı şekeri de ekleyip devam kaynamaya bırakalım. Hepsi kaynadıktan sonra ocaktan alalım. Domates sosu kaynarken bu esnada maydanoz ve dereotunu da
İrice kıydım. Sarımsakları da aynı şekilde iri iri doğrayıp tepsime aldım. Kaynamış olan sıcak sıcak domates sosumu biberlerin üzerine döktüm ve güzelce karıştırdım. Bu şekilde karıştırdıktan sonra kavanozlara eşit bir şekilde doldurdum. Domatesin sıcaklığı vakumlamasına yeterli oluyor ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Mutlaka bu şekilde tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer türlü kaynatmadan koyarsanız turşularınızı buzdolabında saklamanız gerekmektedir. Ve köpürüp taşma riski olduğundan dolayı sürekli karıştırıp kontrol etmeniz gerekecektir. Bunun için bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Domates sosunu kaynatın, üzerine dökün, sıcak sıcak kavanozlara doldurun ve kavanozun kapağını sıkıca kapatıp ters çevirin. Bu şekilde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra serin ve karanlık bir yerde saklayın. Evet, bu şekilde doldurduktan sonra ters çevirdim ve soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra erzak dolabıma kaldırdım. Kollarımı sıvayıp mutfağa girmişken de bu esnada kışlık menemenlerimi de elimden çıkartmış oldum. Türkiye'ye tatile gelmeden menemenleri de yapmış oldum. Tarifimi sizlere info box'a bırakacağım arkadaşlar. Açıklama kısmından tarif linklerime ulaşabilirsiniz. Ayrıca vişne suyu, kızılcık reçeli, çilek reçeli, frambuaz reçeli, daha birçok reçel tarifleri, turşu tarifleri, zeytin nasıl kurulur, acı sos tarifi, kavanozda yaprak nasıl saklanılır, bu ve buna benzer birçok turşu tariflerimi diğer videolarımdan bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız olursa yorum kısmına lütfen yazın. Hepinize dönmeye çalışacağım. Ayrıca közlenmiş kırmızı biber turşusunu da denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Onun tarifini de daha sonra paylaşacağım ve açıklama kısmına tarif linkimi bırakacağım. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olduktan sonra mutlaka zil sesini açmayı unutmayalım. Bu sayede paylaşacağım yeni videolarım cebinize bildirim olarak gelecekti. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.